Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Utku, bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün başlıkta ve kapakta görmüş olduğunuz gibi şu an yanımda olan bu kolide HTC Vive adlı bir VR gözlük var. Sanal gerçeklik gözlüğü var. Bugün bunun kutu açılımını yapacağız. Kafamda bir tane kafa kamerası var. Bir tane de orada kameramız var. O zaman hızlıca başlayalım kutu açılımına. Şöyle bir kutuyla geldi ürünümüze. Şöyle açmak istiyorum abi hızlıca. Hayatımda hiç VR gözlük almadım ya da kullanmadım. Kullandım. Forum İstanbul'da kullandım arkadaşlar. Forum İstanbul'da kullanma şeyim olmuştu. Bir dakika abi, şu an görünmüyor. Oynama fırsatım olmuştu. Tabii o da bir süreliğine olmuştu. Oyunun ismini bile hatırlamıyorum ama böyle silahlı bir oyundu yani. Silahı vardı, o da HTC Vive'di. Cihaz yine HTC Vive'di. Şimdi şöyle açalım mı cihazı? Evet, cihazımız burada. Şimdi bunları bir geçmek istiyorum. Bu başka bir şey çünkü. Şimdi böyle bir ürün geldi arkadaşlar. Bu ürün nedir? Bunları size açıklayayım. Bu ürün arkadaşlar DP Wire diye bir cihaz. Şöyle göstereyim sizlere. Bunu arkadaşlar satan abimiz bana hediye etti. Dedi kardeşim ben bunu kullanmıyorum. İkinci el olarak satın aldım. DP VR diye bir şey arkadaşlar. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hiç de bakmayacağım buna. O yüzden bunu kısacası direkt geçmek istiyorum abi. Direkt geçeceğim bu cihazı. Şimdi abi iki tane ayakkabı kutusuna koymuş direkt. Satan abimiz. Şimdi şunu şöyle koymak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Kullanılmış. Kullanılmış yazıyor üzerinde. Neyse bunu geçelim. Şöyle bir HTC yazılı. Oha ya, bir sürü şey var. Bunların inşallah kabloları abi. Oğlum bunlar yurt dışı. Nasıl kullanacağım ben bunları? Allah belanı vermesin. Bekle, bunları bir atayım abi. Abi ben kurulumunu bilmiyorum. Cihazın açıkça söylüyorum. Şu an cihazın ben kurulumunu bilmediğim için abi. Bir şekilde halledeceğiz kurulum işini. Bunu atıyorum buraya. Şimdi bu en ağır kısmı. Bu ne abi? Bunlar ne? Anladım. Ya ben şu an bunların ne olduğunu hiç bilmiyorum ama bunlar bir tane kollarla alakalı. Burada büyük ihtimalle cihazımız çıkıyor direkt. Şimdi birincisi bu. Dayı bunu amına koyayım. Yani bu bildiğim bayağı kullanılmış bir cihaz ya. Bu cihaz benim için biraz hayal kırıklığı oldu arkadaşlar. Yani ben bu cihazı piyasanın çok alt bir parasından aldım. Çok düşük bir fiyattan aldım. Ama ben bu kadar da böyle bir şey beklemiyordum ya. Cidden böyle bir şey beklemiyordum. Ya ürün kullanılmış evet. Ama abi ben böyle cidden böyle bir ürün beklemiyordum. Adam bana çok temiz dedi. Jelatinlerini çıkarmadım dedi. Bak bunun jelatini çıkmamış. Ama abi ben böyle bir ürün beklemiyordum gerçekten. 1, 2, 3 kol. 3 tane kol yollamış. Bunların hepsini test edeceğim arkadaşlar. Şu an birazcık hayal kırıklığı var. Gerçekten arkadaşlar birazcık hayal kırıklığı var üzerimde. Bilmiyorum. Ya ürün inşallah düzgün çalışıyordur. Çünkü temiz görünmüyor abi. Ben bu ürünün şu an temiz kullanıldığını düşünüyorum. Belki de internet kafe ürünü yani. Ya bakacağız. Yani bakacağız. Olmadı. Ürün temizdir ama şu kafa bandından dolayı midem bulandı biraz. Yani sizlere göstereyim şöyle abi. Baksanıza yani. Bu temiz mi yani sizce? Adam bana çok temiz demişti çünkü. Ve burada yani bakar mısın abi? Şuna bak ya. Bu ne? Ya ben bunu kullanacağım abi yani. Şuna bakayım şöyle. Neyse. Ürünün yanında şöyle şeyleri falan var. Ben bunu bir kurmayı deneyeceğim arkadaşlar. Allah izin verirse bir kuracağım. Hızlıca bir kuruluma geçeyim abi. Ben nasıl kuracağımı hiç bilmiyorum çünkü. Yani aldık ama yani. Ne olacak bilmiyorum ya. Çok büyük hayal kırıklığı oldu benim için. Bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Ya çok heyecanlı başlamıştım. Birazcık kötü başladım. Neyse arkadaşlar ben şunu bir kurayım. Hemen geleceğim.
Videomuz aslında burada bitiyor arkadaşlar. Sebebi çünkü ürün arızalı çıktı. Açıkça ben şu an şimdi videoları koyacağım ama sizlere. Ürün arkadaşlar ilk çalıştırdığımda, ilk kurulum yaptığımda gayet çalıştı. Yani masa üstünün ekranını falan vermişti. Onu hatırlıyorum abi. Sonra ben gittim bir tane VR oyunu satın aldım Steam'den denemek için abi. Çünkü ben bu ürünü deneyeceğim. Çalıştığından emin olacağım. Sonra da onaylayacağım değil mi? Ama abi şöyle bir şey var. Baz istasyonlarını görmüyor cihazı. Yani cihazına baz istasyonları görüyor. Ne Steam VR görüyor. Yani üründe bir sorun var abi. Baz istasyonları cihazı görmüyor. Yani arkadaşlar bir sorun var ama ne sorun olduğunu bilmiyorum. Yaklaşık olarak 4 saat boyunca ben bu cihazı çalıştırmakla uğraştım. Ama hiçbir şekilde çalıştıramadım abi. Ve bu benim zaman kaybım oldu. Ben belki de sizlere içerik üretecektim. Oyun videoları yapacaktım. Ama hiçbir şey yapamadım abi. Sonuç olarak ne olacak arkadaşlar? Ben cihazı iade ediyorum. Ve bunun yerine bunun dersini aldım abi. Gidiyorum MetaQuest 2 sipariş ediyorum. Çünkü abi gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Videoda da zaten görmüş olduğunuz gibi abi. Ürün besbelli bir şekilde ya internet kafede kullanılmış ya bir AVM'de kullanılmış ya da gidilmiş bir VR kafede kullanılmış. Çünkü abi imkanı yok o cihazın o kadar yıpranılmasına. Ya da gitmiş abi benim abim öz abimin bile söylemesine göre bit pazarından alıp bana yollanmış. Yani bir şey diyemiyorum. Satıcı iyi bir insan. O yüzden ben kötü bir şey de söylemek istemiyorum. İyi bir insan çıktı abimiz. Yani hiçbir sorun çıkarmadı iade kabul etme konusunda. İadeyi kabul ederim dedi. Sen cihazı nasıl aldıysan öyle bana pakette geri yolla dedi. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İnşallah arkadaşlar bu odada bu kameralarla daha güzel bir günde daha güzel daha güler bir yüzde MetaQuest 2'yi açarız ve oyun oynarız. Yeniden dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dayı bu ne amına koyayım? 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 Dayı bu ne amına koyayım?